Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir Ramazan günlüğünden daha hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hak içerisinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı olan bu günleri hakkımızda nice güzelliklere ve hayırlara vesile eylesin. İçerisinden geçtiğimiz bu güzel iklimin kıymetini bilmeyi, idrak edebilmeyi ve bu güzel günleri rızasına muvafık bir şekilde eda edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, kötülüklerin şerrinden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin ve ömrümüzün son gününe kadar iyiliğin, adaletin, merhametin, ahlakın ve faziletin peşinden koşabilmeyi, bu uğurda mücadele edebilmeyi hepimize kolay eylesin ve nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ramazan günlüğünde Kur'an'ın İnşirah suresi diye bildiğimiz suresinin bazı ayetleriyle sizleri tanıştırmak istiyorum. Ki bu ayetler bizim hayatımıza merhametli bir el gibi dokunan ayetler. Hayatı daha güzel ve daha anlamlı kılacak ayetler. Rabbimiz bu ayet-i kerimede özellikle de İnşirah suresinin içindeki 5., 6. ve 7. ayet-i kerimelerde bize hayatın çok önemli bir düsturunu öğretiyor. Yani bunları yaparsanız hayatınızdaki birçok şey çok daha farklı olacak diye mükemmel bir nasihatte bulunuyor. Gelin beraberce o nasihatları almaya çalışalım. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır buyuruyor Rabbimiz. Ve ayet devam ediyor. Evet diyor, buna inan. Yani bütün kalbinle inan, bütün gönlünle, bütün zihninle inan, bütün benliğinle inan ki Allah her zorluğun ardına bir kolaylık bırakmıştır. Peki o zorluğun ardından gelen kolaylığı anlamanın ölçüsü nedir? Çok önemli bir ölçü daha veriyor Rabbimiz. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bir işten yorulduğun zaman başka bir işe başla. Yani kendini asla boşlukta bırakma. Sürekli kendini, kalbini, zihnini, bedenini meşgul eden bir işin olsun. Eğer boşlukta kalırsan, eğer plansız, programsız kalırsan, eğer çalışmazsan gönül serinliğini bulamazsın, kalp serinliğini bulamazsın, psikolojik sıkıntılardan asla kurtulamazsın. Onun için bu ayetin bize verdiği önemli nasihat, bizim eğer huzur dediğimiz o kavramı yüreğimizde, gönlümüzde, kalbimizde tam anlamıyla hissetmek istiyorsak her zaman bir gayretin ve çabanın içerisinde olacağız. Yürüyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Hayat bir yürüyüş, bunu bileceğiz. Bazen koşacağız ama yorulduğumuzda durmayacağız. Yine yürümeye devam edeceğiz. Sadece yürüyüşümüzü yavaşlatacağız. Duranların, koşmayanların, çalışmayanların, tembellik edenlerin asla ve asla aradıkları huzuru bulamayacaklarına inanacağız. Ve biz müminler olarak çalışan, üreten, gayret eden, kendisine uzanan ellere yardım eden ama asla başkalarının sırtından geçinmeyen, başkalarına el uzatmayan bir mümin olmanın önemine inanacağız. Gelin Kur'an'ın bu güzel suresindeki bu nasihatı bu Ramazan günlerinde kendimize şiar edinelim. Ve bundan sonra bilelim ki zorlukların ardından eğer bir kolaylık gelecekse bizim elimizin emeğiyle gelecek. Rabbimiz elimizin emeğine kıymet veriyor. Bizim çalışmamızı istiyor, gayret etmemizi istiyor. Ve bulunduğumuz yer neresiyse, bulunduğumuz yer bizden hangi çalışmaları istiyorsa oranın hakkını vereceğiz. Söylenmeyeceğiz. Kendi kendimize şu niye böyle oldu, bu niye böyle oldu diye söylenmeyeceğiz. Ben giden bu düzensizliğin, ben bozulan bu düzenin nasıl düzeltebilirim diye derdini edinip biz elimizin altındakileri evvela ellerimizden başlayarak düzeltmenin mücadelesi içerisine gireceğiz. Onun için duranlar kaybedecekler, yürüyenler kazanacaklar. Gerektiği zaman elbette ki uyuyacağız ama şöyle söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Kendilerini uykuya mahkum edenler kaybedecekler ama uyananlar kazanacaklar. Rabbimiz hepimizi uyananlardan etsin. Rabbimiz hepimizi yürüyenlerden etsin. Ve bu yürüyüşü, bu uyanışı, bu dirilişi bilinçli bir şekilde ömrümüzün son gününe kadar taşımayı Rabbimiz hepimize ikram eylesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.